Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tayt kalıbını en pratik haliyle ve detaylarıyla nasıl çıkardığımı anlattığım bir video hazırladım. Umarım keyifle izlersiniz. 90 derecelik bir açı çiziyorum. Bu benim kalıbımın tam orta noktasını belirlemiş oluyor. Kalıbımı yerleştiriyorum ve paça kısmına 2 cm katlama payı bırakarak çiziyorum. Daha sonra bel kısmına geçip cetvelden yardım alarak bel kısmının çizimini yapıyorum ve A kısmını dikişlerimi özenle ayarladıktan sonra A kısmının çizimini tamamlıyorum ve bacak arası kısmıyla devam ediyorum. Ön kalıbımız tamamen tamamlanmış oldu. Daha sonra tersine çevirip arka kısmını çiziyorum. Yine önce bel kısmının kavisini cetvelden yardım alarak belirliyorum. A kısmına küçük küçük noktalar koyarak ve bacak arası kısmına noktalarını koyarak belirliyorum ve cetvelden yardım alarak çizimimi gerçekleştiriyorum. Arka kısımda tamam. Tamamen kalıbım çıkmış oldu ve kalıbımı kesiyorum. Aslında kalıbın herhangi bir ekstra işlemi yok. Bu kadar basit. Bel oyuntusunda arka ve ön belin yüksekliği farklı. Ön bel daha kısa, arka bel daha uzun şekilde kalıyor. Şu an bel kemerini çıkarıyorum. Kemerde hiçbir zorluk yok. Sadece ölçüsünü alıp ona göre düz bir çizim yapıyorum. Keserken iki kat şeklinde keseceğim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.